Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanı'nın en lezzetli oyun kanalına oyunlu mamulara hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Shovel Knight serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Start Game, yine aynı şekilde. Profil ekranından ilk save'imizi seçip yes diyoruz. Ve tam olarak Spectre Knight'ta kalmıştık. Geçen bölümde, neydi bu, King Knight'tı galiba. King Knight'ı alt etmiştik. Akabinde güncel upgrade'lerimizi yapmıştık Village'da. Daha sonra Leech Yard'da Spectre Knight'ı alt etmemizin vakti gelmişti. Ve bölümümüze başlıyoruz. Bu tarafta gizli bir yer yokmuş. Spectre Knight King Knight'tan çok daha zorlu. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Burada şöyle bir şey var. Şu yerdeki bitkiyle vurduğumuzda yükseliyor. Şu kürekle yerden zıplama hareketimizi yaptığımızda daha yüksek zıplama imkanımız var. Bu kurbağa. Ben bunu ilk oynadığımda büyük ihtimalle bitki zannetmiştim ve... Bitki mi lan yoksa? Yok, kurbağaymış bak. Bu elektrik veriyor arkadaşlar. Önce bir kere vuruyoruz. Sonra üstüne zıplayıp en üstteki şeyleri alıyoruz. Arkadaş bundan kaçılmıyor mu ya? Güzel. Çok güzel. Şurada gizli bir yer. Evet. Bu arada geçen bölümü izledim. Kaydettiğim bölümü. Dikkatimi çekti. Sol üst köşedeki kendi görüntüm gold sayısını kapatıyor. Sağ tarafa da alsam bu sefer boss'un canını hiç göremeyeceğiz. Gold'un zaten sürekli kaç gold topladığım bölümü içerisinde söylediğim için fazla bir kaybımız olmuyor o konuda. Bazen diyaloglarda bir tam üstüne görüntüm denk geliyor. Fakat bunu sağ tarafa koysam da aynı şey olacak. Hani değişen bir şey olmuyor. O yüzden hani pek fazla bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. Biraz daha küçülttüm ama geçen bölüme göre görüntüyü. Tamamen hani oyunun arayüzüyle ve... Yo, başka bir şey gerek yok. Tamamen arayüzüyle ilgili bir şey hani. Açılmıyor mu? Anam. Acaba şurada gizli bir yer var mıydı? Onu merak... Varmış lan. Şimdi benim gidip geri gelmem lazım buraya. Geçen bölümde de söylemiştim. Bir gittiğinizde bir daha geri döndüğünüz zaman aynı düşmanlar yeniden çıkıyor arkadaşlar. Gel lan. Has. Arkadaş canımız kalmamış yalnız ha. Hadi. Çok güzel. Şaka maka hızlı hızlı oynuyorum ama yani iki canım kalmış. Bunu benim şey yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir gizli yer daha bulduk arkadaşlar. Bunlar şu sevimli şeyler, hayalet. Vurduğunuz zaman geçici bir süreliğine ne diyorsun, görünmez hale geliyorlar ve size zarar veremiyorlar. Fakat tekrar eski haline bir 200 saniye sonra geliyorlar. Şurada bir şey daha vardı. İleride tamamen bu hayaletlerle dolu bir bölüm var. Çok da zevkli bir bölüm. Şuradan ben ineyim. Zaten bir canım kaldı. Ya öleceğim ya da bir yerden bir sağlık mağlık bir şey bulmam lazım. Of. Belliydi böyle bir şey olacak. Zaten o öldürmese hemen... Bir boss gibi bir şey var arkadaşlar. O öldürecekti. Nerede kaldık? Oraya geçtik. Şurayı kabul etti mi acaba? Hiç merak ediyorum. Şurayı falan kabul etti herhalde ya. Evet evet etti. Yine de bir kontrol etmekte fayda var. Şuraları bir daha kontrol etmek istiyorum. Tamam. Tamam tamam. Buraları hep almış. Şimdi
Evet. Şöyle mini boss kıvamında. Yede çöktüğü zaman hiçbir şekilde vuramıyoruz. Tamamen kalktığı zaman vurmamız gerekiyor. Evet. Şu anda 1500 gold'umuz var. Bu elektrikliler canımı çok sıkıyor. İstisnası hepsinde can kaybediyorum ya. Şimdi buna bir kere vurup üstünden zıplayıp şuraya denk getiriyoruz arkadaşlar. Önce şu taraftaki altınla pırlantamı onu alayım. Şöyle şöyle güzel. Evet. Bu mekanik birkaç bölümde daha var. Tamamen ortalık kararıyor. Ve karanlıkta düşmanlara karşı savaşıyoruz. Platformların yeri çok burada önemli. Hiç acele etmeye gerek yok. Ölmeye de gerek yok. Bekleyin. Ortalık bir aydınlansın, bir görün nerede ne var. Ondan sonra hareket edin arkadaşlar. Mesela bakın aşağısı direkt uçurum. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Neredeyim? Şöyle. Şöyle güzel. Bir checkpoint'e daha geldik. Şurada bir bomba vardı. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hepsi havaya uçtu zaten. Şimdi gitmemiz gereken merdivenden yukarısı normalde. Fakat şurada bir gizli oda var. Bayağı hatırlıyorum ya hani. Aradan zaman geçmesine rağmen. Şimdi şu alttaki mezarlıklardan zıplaya zıplaya büyük ihtimalle. Evet. Şimdi burada nasıl bir şey yapalım? Öncelikle şunda bir şey var mıydı? Hayalet varmış. Şimdi gitmemiz gereken yer normalde sağ taraftaki yol. Fakat sol tarafta da gizli bir platform var. Gizli değil zaten, gözüküyor orada. Tabii benim görüntümden dolayı şu anda siz göremiyor olabilirsiniz. Şimdi buna bir kere, iki kere, şuna bir kere tıklayıp önce buna, sonra buna, sonra ona gibi şöyle bir yere çıkıyorsunuz. Burada da yavaş olmakta fayda var. Neredeyim hiç bilmiyorum şu anda. Güzel. Bir müzik notası açtık. 500 altın cepte yani. Neredeyim? Evet. Tamam, kurtulduk. Bu da bir başka dinamik arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yer fazla ağırlığa maruz kaldığı takdirde çalışıyor. Mesela şimdi düşman da buraya gelecek ve hareket haline gelmeye başlayacak. Fakat çok fazla düşerse suyun altına girip boğulmamız mümkün. O yüzden dengeyi iyi sağlamamız mesela zıpladığımız zaman biraz yukarı geliyor. Çok durduğumuz zaman aşağı iniyor. Tamamen dengeyle ilgili. Şurayı kazalım. Kaz kaz. Hepsi de aşağı düştü. Çok güzel. Şimdi şöyle aşağı inelim. Bakın mesela. Normalde aşağı iniyor. Zıplaya zıplaya bunu yukarı çıkartacağız. Şuraya geleceğiz. Şu tipini sevdiğim de yani. Allah'ım ya. Geber. Şimdi arkadaşlar şu üstteki diken kesinlikle affetmiyor. Yani canım biraz gider gibi bir şey söz konusu. Siz bayağı hayvan gibi ölüyorsunuz. O yüzden hiç dokunmamanız gerekiyor. Güzel. Önümde mi? Şöyle bir zıplarsam yeterli olacaktır. Şu an üst kattayım.
Of. Bir an dikenin üstüne düştüm zannettim. Şimdi. Şuraya atlayacağım. Ve vura 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 karşıya geçemeyeceğim. Allah kahretsin. Neyse, en azından engelleri temizlemiş oldum. Bu sefer kolaylıkla geçeceğim. Şimdi şu aşağıda bir kuru kafa var gördüğünüz üzere. Bunu diğer platforma taşımam gerekiyor vurarak. Çünkü diğer platformun ağırlıktan dolayı biraz aşağıya inmesi gerekiyor. Aynen böyle. Aşağıyı bayağı patlattık. Şimdi şurada bir sandık var ve sandığın içinden bu şeydeki arkadaş çıkıyor, köydeki arkadaş çıkıyor, relik satan arkadaş. Escape from Ally Harm. Bunun ne işe yaradığını tam hatırlamıyorum ya. Ama alacağım param varken. Başka bir şeyi var mıymış? Şu anda yok. Bu neymiş bakalım? He, geçici bir süreliğine ama bayağı geçici bir süreliğine görünmez olmanızı sağlıyor. Mesela. Şimdi geç görünmezliğe basalım. Bakın düşmanlar size zarar veremiyor o esnada. Fakat hani 2-3 saniye gibi çok kısa bir süreden bahsediyorum. Pek kullanışlı bir şey değil. Ben yine her zaman kullandığım reliğe geri döneceğim. Çok güzel. Canımızı da tazeledik. Checkpoint'imizi de aldık. Şimdi şurada gizli bir sandık, gizli değil artık, bayağı gözüküyor orada. Onu alabilmemiz için şu üstteki ağırlığı oraya indirmemiz gerekiyor. Şuradan Allah kahretsin. Zıplayamadım. Gel. Evet. Şöyle. Şöyle. Bir müzik notası daha. Evet, buradan da kurtulduk. Anam! Ne oldu orada ya? Orası gizli bir... Neyse, şurayı temizleyeyim de. Oraya döneceğim arkadaşlar. Arkadaş, ne ölmedin? Heh. Şu aşağıda da inmemekte fayda var. Oralar bazen görünmez olabiliyormuş demek ki. Oh baya. Şu an 3000'e yakın altınımız oldu. Üst kata tekrar çıkacağım. Aa, üzüldüm. Şu an sol taraftaki bir pembe, bir sarı, bir yeşil altını kaybettik. Mücevheri kaybettik, her neyse. Sağlık olsun, çünkü hani bakıyorum oraya geri dönüş büyük ihtimalle yok. Yok. Hadi be. Biraz bekleyelim. Tam şuraya. Çok ince bir platform var önümde şu anda. Çok güzel. Aşağıda... Of, burası biraz şeymiş ya.
Şunu tam zamanda zıplatıp üstünden olmadı. Bir daha. Bu sefer oldu. Şuradan şuraya. Küreğinizle aşağıya doğru şu hareketi yaparaktan yapın. Yoksa diğer platformda anında ölürsünüz. Çok güzel. Neredeyim ya? Tamam, şu lanet yerden kurtuldum. Şurada. Evet, canımız ve delik gücümüz de fullendiğine göre boss'umuza doğru geliyoruz arkadaşlar. Ve karşınızda Spectre Knight. This is no place for the living. Burası yaşayanlara uygun bir yer değil. You should not know it's your time. Evet. Klasik düşman. It's just for the spiders. She can't be right. Yani o büyücü bütün himayesi altına aldığı knight'lara bir şeyler vaat etmiş. Bir şeyler temel şey yapmış. Güvencesini vermiş. Onlar da onun himayesi altına girmişler ve hepsi Shield Knight'a karşı kapışıyor. Şimdi. Bunun bu dönen zımbırtısı bayağı canımızı götürüyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gel. Şöyle havada bir tane vuruyoruz ağzına. Bu hareketi de çok can götürüyor. O yüzden uzaklaşmakta fayda var. Aa, hiç kaçamıyorum. Ve böyle araya 2-3 tane de küçük arkadaşçıklar bırakabiliyor. Aa, vuramadım. Gel. Son 2-3 canı kalınca ortalığı bir karanlık hale gidecek. Şu az önceki platform yerlerinde olduğu gibi. O zaman biraz daha zorlayıcı hale geliyor. Ha, vuramadım. Ah. Canım çok azaldı ya. Ah. Evet, bunu kastediyordum. Bu sefer tamamen büyük gücümle saldırıyorum. Yenmem gerekiyor artık çünkü arkadaşlar. Son kozlarımı oynuyorum ve işini bitiriyorum. Yine ölmedim. Güzel, gayet iyi oldu. Yine dinleniyoruz, yorgunuz. Çok tatlı ya, bu tarz sahneler çok hoşuma gidiyor. Ve yine bir önceki bölümlerde de görmüştük, Shield Knight tam aşağıya düşerken onu zıplayıp kurtarma mevzusunu. Bunu 2-3 boss dövüşünde bir bu hareket uyguluyoruz. Fakat her seferinde biraz daha zorlaşıyor. Mesela bu sefer düşmanlar geldi. Geçen sefer düşmanlar yoktu. Hemen manitamızı kurtarıyoruz arkadaşlar. Kalkıyoruz. Kamp ateşimizi söndürelim. İçinden bayağı altın çıkıyor çünkü her seferinde ve yemek fişi. Bir can upgrade'imiz daha gelmiş oldu. Burayı temizledik ve arkadaşlar yolumuz tamamen açıldı ve haritamız da bayağı bir açıldı. Bundan sonra bir tur daha açılacak mesela. Bayağı geniş bir haritası var oyunun. Şimdi göreceğiniz üzere
Plague nasıl okunuyor telaffuzundan da emin değilim. O Knight açıldı işte. Treasure Knight açıldı. Şöyle küçük bir... Öncelikle Treasure Knight'ın yenmemiz gerekiyor. Bir kilitli yerimiz var. Bir de Maul Knight açıldı. Bu kilitler hep şu Knight'ları yendiğimiz zaman açılacak. Ondan sonra daha da ilerleyecek tabii, genişleyecek harita. Şimdi şuradan dolaşıyoruz. Tabii bu bölümde başka bir Knight'a girmeyeceğim ama başka işimiz var şu anda. Mesela önceden King Knight'ı yendiğimiz yere geliyoruz ve şöyle bir mini oyun karşımıza çıkıyor. Gerek bütün altınları topluyoruz. Bu iyi ya, böyle şeyler güzel oluyor. Ama biraz hızlı olmakta fayda var çünkü fark ederseniz kamera sürekli ilerliyor. Geride kaldığınızdan kaybediyorsunuz. Arkadaş şu alt taraf daha iyiymiş ya. Vallahi o düşerse hiç alamadım. Ama yok, alt taraftan gitmek daha mantıklıydı. İyi oldu. Şu anda 7300 altınımız var arkadaşlar. Bir deneyeceğim şunu bir daha almayı. Olmuyor. Aa bak. Tam yeşil şeyin üstüne gelmiş, görmedim. Buradan şunları da alabiliriz. Çok güzel. Şöyle vur. Oh. Çok gayet iyi. 7700. Temizledik. Şimdilik village'ımıza gidelim. Bir sürü altınımız var. Bir sürü müzik notamız var bozmamız gereken. Yemek fişimiz var. Bir güçlenelim, kendimize gelelim. Bak nasıl seviniyor. 500'den 2 tane sattık. 1000 altın. Neymiş, bize ne çalsın şimdi? Play me a song. Yeni çıkanlardan mesela. Bu güzel. Yemek fişini veriyoruz. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Hiç görmedim ama küçük gri bir şeydi. 2, 4, 6, 7 can barımız var şu anda. Gotish'in de aynı zamanda satıyor meal ticket'lardan, fakat biraz pahalıya satıyor. 6000. Şu aşamada gerek yok. İnelim. Yeni dedikler geldiyse. Yok, şu anda yokmuş. Şunu alacağım ya. Uyuz etti. Geçen bölümde de alacağım demiştim zaten. Alalım bakalım. Tamam. Hatta diğerini de alsam mı hazır param varken? Alayım, ne olacak ki? Bol bol altın topluyoruz zaten. Gel sen de gel. Tamam. O geçen bölümde haritada inatla göremediğimiz şu büyük bir balık bir şey var demiştim ya. Ona bir bakalım yine. Çünkü gereken her şeyi yaptım görmek için. Maximum Magic 2800. Vallahi alacağım. Güzel. Şu anda 2900 altınımız daha var. Burada değişen bir şey yok. Hep aynı şeyler oluyor arkadaşlar. Böyle elbiseli atlar falan. Gayet hoş bir kasaba. Güzel. Şuradaydı. Evet. Bunu kastediyordum. Böyle kocaman bir balık çıktı. Lan. İyi bari. Atlamamamız gerekiyormuş. Ne diyor? Tamam. Konuş. Eğitme.
Neyse. Ha bu da satıyor. Neymiş mesela? Refill all health and magic. Bütün büyü ve sağlığımızı yenileyen bir şey. Become invisible 10 seconds. 10 saniyeliğine görünmez olmamızı sağlayan bir şey. Absorb nearby treasure for 60 seconds. 60 saniyeliğine yanımızdaki tüm yanımızda bulunan böyle yakınımızda bulunan hazineleri mi alıyoruz falan. Öyle bir şey işte. Şu anda özellikle ihtiyacım olan bir şey yok açıkçası. Şunu alabilirim ama hani bütün belki boss kardeşimize yarayabilir. Şunu bir alayım. Kaç paraymış? Abi bedava mı? Aa bedavaya verdi ya. O zaman şunu da ver. Yok onu verme ya onu geç. Ondan şundan bir tane daha versin. Allah'ım. O hareketlere bak ya. Evet, belki para ödemiyorsunuz ama bunu izlemek durumunda kalıyorsunuz. Hadi bitsin bu çile. Bu balık oltasını aşağı sarkıtıp da bir şeyler alıyorduk ya arkadaşlar. Daha doğrusu bazıları bize para geliyordu. Bazıları da bir şey bir balık çıkıp bir şey söylüyordu. İşte şu arkadaşın balıkları, şu küçük balıklar onlar. Envanteriniz de boş yer olduğu takdirde onlar size canınızı ve büyü gücünüzü fulleyen şeyler verebiliyorlar. Tekrar gelebilirsin ihtiyacın olduğu zaman diyor. Yine bir achievement tarzı bir şey açtık. Yine dance diyormuşum falan. Yok, no thanks abi. Yok. Bu kadar da değil yani. Güzel. Az önceki biz köydeki arkadaşlar bardak almıştık iki tane. Bu da o bardakları dolduran şeylerden veriyor işte biz o sıvı mı diyeyim, büyü mü diyeyim artık ne varsa. İki tane o kırmızı şeyden aldık arkadaşlar. Gücümüzü ve sağlığımızı fulleyen şeylerden. Demek ki o bardakları almak gerekiyormuş o köydeki yerden. İyi yapmışız, iyi bir yatırım olmuş. Geri. Tamam, o zaman daha da bir şey yoksa ben gidiyorum. Ara sıra buraya tekrar uğrayıp o boş alan bardakları tekrar geri doldurabiliriz. Bakalım şimdi ne var burada? Forest of Freezing. Neymiş? Bakalım arkadaşlar. He, burayı biliyorum. Arkadaşlar mesela buradan geçmemiz mümkün değil. Bunun için ileride şu bölüm arasında bir tane arkadaş çıkıyor bize sürekli relik satan. Ondan bir tane bir şey satın alıyoruz. Bir hareket halindeki bir platform. Platform yaratıyoruz. Üstüne atlıyoruz ve dikenin üzerinden öyle geçiyoruz. Mesela burayı onu almadan geçirmemiz mümkün değil. O yüzden buradan direkt gerisin geri çıkıyoruz. Yes. Tamam. Burayı temizledik. Şimdi. Adını okuyamadığım Knight. Treasure Knight. Ve Mole Knight var. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Bu üçünden birisine hangisine gidelim? Bilemedim ki. Mole Knight'a bir girelim arkadaşlar bir sonraki bölümde. Onu da bir temizleyelim. Akabinde şu kilitlerden bir tanesi de açılsın haritadaki. Ama oyun haritasının bir tur daha genişleyebilmesi için bu 3 Knight'ı da devirmemiz gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar. Spectre Knight'ta da ölmedim. Daha önceki neydi onun adı? Öbür King Knight'ta da ölmemiştim. Bakalım bundan sonraki Knight'larda ölecek miyim? Bakacağız. 2900 altınımız var şu anda. Bir sonraki bölümde daha farklı upgrade'ler bizi bekliyor olacak. Şurada tam karakterimin üstünde oraya gidebiliyor muyuz şu anda? Gidemiyoruz. Bir köy daha var gördüğünüz gibi orada. Küreğimizi ve zırhımızı upgrade edebildiğimiz elemanlar var. Onlar bizim çok işimize yarayacak. Onlar için bayağı bol bol para biriktirmemiz gerekiyor. Bir sonraki bölümde eğer kilidi açmayı becerebilirsem oraya da uğrarız. O zaman bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.